Evet, ortak akılda yeniden beraberiz. Türkiye'nin Mısır'da izlediği dış politikayı konuşuyorduk. En son Nihal Bengüsü Karaca Türkiye'nin doğru bir pozisyonda durduğunu söyledi ama bunu güzel cümlelerle söyledi. Sanki reklamla karıştı bu şeyler. Ben politikayı evet şu anlamda doğru buluyorum. Orta Doğu'daki devletlere, yani İslam dünyası diye tanımlayabileceğimiz coğrafyadaki o işte Arap Baharı ile sarsılan dengeler, yerinden oynayan taşlar, tüm o hengame ve arbede hali düşünüldüğünde Türkiye'nin demokrasiye olan inancı ve güveni altının sürekli çizmesinin çok doğru bir gelecek vizyonu sunduğunu düşünüyorum Arap sokaklarına ve kamuoyuna. Çünkü bu yaşananlar gereği, işte az önce sözünü ettiğimiz darbeye darbe diyememesi, Batı'nın adeta kendi ürettiği kavramlarla kendisinin girdiği sınavdan mağlup çıkması, kendi meşruiyetinin, kendi kavramlarına olan sadakatinin adeta sorgulanacak hale gelmesi gibi bir durumda sokakların şüpheye ve yese kapılması, umutsuzluğa düşmesi ve radikal akımlara meyletmesi, mesela olası iç savaş senaryolarının ya da işte yani demokrasiden tümüyle umudu kesen bambaşka siyaset vizyonlarına, bambaşka yönetim biçimlerine talip olarak yürütülen silahlı hareketlere savrulmasının önünde bir engeldir. Çünkü halen sosyal alanda, toplumsal alanda mücadelenin var olmasını ve bunun sürdürülmesini öneren bir tez öne sürüyor Türkiye. Junta gayrimeşrudur, junta yöntemi gayrimeşrudur. Mursi sandıktan çıkan liderdir, seçim meşrudur. İşte milli irade engellenemez, önüne geçilemez diyerek yaşanan bütün zorluklara rağmen o halkların demokrasi vizyonundan vazgeçmemeleri evet. gerektiğine dair bir direncin rengi noktası oluyor. Evet. O anlamda işte Türkiye'de düzenlenen gösterileri organize edenlere de Allah razı olsun ona demek ayrıca, gerektiğini ayrıca bir değiniriz. Şimdi ben de baktığım zaman nerede olmak istersin diye sorursa. Şimdi Türkiye'nin dış politikası başarısız olabilir. Benim kendi meşrebimin, mizacımın nasıl baktığını söylemek için söylüyorum. Olursa olsun. İsterse de başarısız olsun yani. Ben hiçbir şekilde bu Baltacı var, İhvan-ı Müslüm'ün yöneticisi. Onun bir kızı şehit edildi şeyde. Bu, Esma. Evet, Rabiatül Adeviye'de Esma. Ben bir gram şeyim, yani enerjim bu kızı şehit edenlerin işine yarasın istemem. İsterse sonuna kadar başarısız olalım yani. Hiç problem değil. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani geçenlerde bir bahis konusu olmuştu. Evet, ben Türk dış politikasını bir ölçüde romantik buluyorum. Ve ben bu romantik politikayı aynı zamanda doğru da buluyorum. Biz mutlaka kazanmak zorunda değiliz. Biz kaybetmek de çok değerli bir şeydir yerine göre. Yani o kızı öldürerek kazanabilirsin. Galip olursun. Bu darbe muvaffak olur. Ama ben yani o resmine baktığım zaman kendi kızlarımı hatırladım. Şimdi de kendi kızlarımın yüzüne baktığım zaman kendisini hatırladığım, o kızı öldürenlerin tarafına yakın olmak istemem. Kıyamete kadar bin kere yaşasam, bir daha dünyaya gelsem gene böyle bir şey istemem. Ben biraz böyle bakıyorum. Bu bakış açısı radikal olabilir. Ama kaybedeceksek de şimdi bunu hiç mantıklı bulmayan çok sayıda insan vardır. Kaybedeceksek de kaybedelim diye düşünüyorum. Evet, şimdi İsmet Özel ahlaki olan uzun vadede akıllıca olandır. Ben diye vadesine bir cümle falan söylüyor galiba. Ben vadesine ben falan bakmıyorum. Buna da katılıyorum. Hani şuna da fazla prim vermiyorum. Tamam, bugün kaybettik de 20 sene sonra kazanırız. Biz sonunda şey olur falan.
Bunlara da baktığım yani yani. Doğru yerde olalım 20, yeter 20 yıl önümüzdeki 20 yılda kim kazanacak, kim kaybedecek? Evet. O öyle çok da belli bir şey yok yani burada. Evet. Hani hele bugünkü tabloda yani işte Türkiye'nin kurduğu ilişkiler, işte Arap ülkelerindeki bu bahar, Arap baharından sonra kurduğu ilişkilere bak, sanki Mısır'da şöyle bir yönetim var. Bu yönetim Türkiye gibi bir ülkeye kalıcı dostluk elini uzatabilir. Bununla işte bir takım ilişkiler kurulabilir vesaire. Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Etienne çok önemli bir şey söyledi demin. Böyle bir şey yok ki. Ya bu yönetimin bir kere yani katliamdan sonra iktidarda kalıp kalamayacağı tartışılıyor. Kalamayacak tabii ki ama yani vadesi üzerinde bir şey net olarak söylenemiyor. Baradei terk ettiği ülkeyi. Yani bu çok önemli bir şey bence. O blok çözüyor. Aslında Baradei'nin terk etmesi kendi şahsi kararı tabii ki değil, olamaz. Tabii değil tabii ki. Yani Batı'nın, şimdi Batı'nın bölündüğünü böyle baktığınız gösteriyor. Zaman yani şimdi Esad'ın yanında görünen ülkelere bakıyorsunuz. Bence her an Baas'a evet ama Esad'a hayır diyebilir. Bizzat Esad'ın arkasındaki güçler bunu söyleyebilir. İranlar söyleyebilir, Ruslar söyleyebilir. Şimdi bir de tabii ben yani işte Türkiye yalnızlaşıyor. Yani sanki böyle üzülüyor mu bu arkadaşlarımız? Bence hayır, hiç üzülmüyorlar. Çünkü eleştirileri sadece Arap Baharı'nda Türkiye'nin izlediği politikayla ilgili bir şey değil ki. Yani Orta Doğu söz konusu olduğunda Türkiye'nin dış politikası hangi alanlarda görülüyor. Filistin meselesi bir. İkincisi Kürt sorunu ve üçüncüsü de Arap Baharı. Şimdi bu kesimin yani Türkiye yalnızlaşıyor diye iddiası olan kesimlerin Kürt sorununda hükümetin izlediği politikalara yönelik şeyleri nedir? Yani memnuniyetleri nedir? Hiçbir memnuniyet yok. Tam tersine çözüm sürecinin işte Kürtleri aldatma süreci olduğunu falan iddia ettiler. Hatta işte silahlı mücadelenin işte özellik falan elde edilmeden bırakılmasının bir hata olduğunu söylediler. Yani savaşın maliyeti bakımından hiçbir şeyleri yok. Yani ödedikleri bir bedel falan yok. Dolayısıyla yani o şiddet konseptinin devam etmesi için çok güzel de çabalar gösterdiler çözüm sürecinden sonra. Hakkari'ye gidenler oldu aralarında. Yani şimdi söylemek lazım bunları. Biri Diyarbakır'a gitti, biri Hakkari'ye gitti. Bir gün sonra geldiler. Kürtlerin bu çözüm sürecine ne kadar üzüldüğünü anlattılar. Ya insaf edin ya. Ya biz de Kürt'üz. Hiç de böyle bir şey yok yani. Sokakta adam aradılar ama. Sokakta adam aradılar. Yani memnuniyetsiz. Şimdi dolayısıyla bu bir politika. Yani buraya bakarak yani Türkiye'nin dış politikasını şey yapmak mümkün değil diye düşünüyorum. Ben yani kişisel olarak Suriye ilgili politikanın Kürt meselesi yani Rojava dediğimiz bölgede işte hep Rojava ile şey yapılıyor, ilgili tahliller yapılıyor. Belki ya daha farklı olabilirdi de düşünüyorum. Çünkü yani eğer Suriye'de işte özgür Suriye ordusunun desteklenmesi aşamasında farklı bir Kürt politikasının da Suriye'de olabileceği akla gelebilseydi, yani mutlaka akla gelmiştir ama bence geldi belki zaten. Evet geldi ama yani şu an oradaki tablo hiç de hiç açıcı bir tablo değil. Yani bir kere işte kendi coğrafyalarından Kürtler yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Yani göç başladı. Kuzey Irak'a kaçışlar başladı. PYD'nin yani bölünmüş olduğunu biliyorsunuz PYD, değil mi o kaçışlar? Tabii ki yani PYD'nin de etkisi var tabii ama PYD ile mücadele eden güçlerin de bu kaçışta tabii ki rolü var. Kaçanların bir kısmı Esad'ın köylerini... Kaçanların bir kısmı Suriyelilere silah sıkma izledikleri için PYD ile çelişiyorlar. Şimdi burada tabii bence hem Kürdistan Demokrat Partisi hem de Türkiye geçen seneden başlayarak yani PYD'yi alternatifsiz hale getiren Kürt toplumu nezdinde koşulları biraz daha düşünebilirlerdi ve burada işte 14-15 tane Kürt partisi, KDP de yapmadı bunu ama KDP şimdi bunun da sıkıntısını yaşıyor. Yani şu an Mesut Barzani en çok eleştirilen kişi haline geldi. Yani PYD çevreleri açısından söylüyorum. Suriye yani. Ulusal Konseyi şey burada belki vardı ve orada Kürtlerin bir şey, parçası olacaktı. Evet yani biraz şey yani biraz müdahale şeyi yetersiz kaldı bence Türkiye'nin. Olabilseydi bir denge. Çok müdahale ettiği için suçlanıyor ama Türkiye. Ben o kesimin eleştirileri açısından bakarak yorumlamıyorum. Yani ben şu anki tablonun geçmişte bir yıl öncesi böyle olmayabilirdi diye düşünüyorum. Böyle olmayabilirdi derken yani Esad'la PYD arasındaki o bildiğimiz yani inkar edilemeyecek kadar açık olan ilişki biraz dengelenebilirdi. Demokrat Kürt muhalefeti görülerek diyeyim.
Ama bu olmadı. Şimdi bu bence yani şimdi biraz o, baş artacak bir istikrar kazanmadı. Şimdi çözüm sürecinde şu aşamaya geldik. Yani PYD'nin gücü ve PKK'nın Mesut Barzani'ye yaptığı teklifin, yani konferans fikrinin işte gündeme gelmesi bence Öcalan tarafından nasıl okundu? Demek ki benim elim biraz daha güçleniyor. O zaman ben kendi pozisyonumu gözden geçireyim. Gözden geçirdi geçen hafta. Dedi ki ben araçsal bir konumda olmak istemiyorum. Stratejik bir konumdayım. Yani bu stratejik konumumun görülmesi gerekir dedi. Benim anladığım bu stratejik konumdan Rojava'yı da benimle konuşmanız lazım. Hatta gelecekte işte Kajeke'nin Kuzey Irak'taki seçimlere aktif bir biçimde katılması, yani talep odur. Zaten resmi olarak da başvurdular Mesut Barzani'ye. Kajeke sistemini tanımanız lazım. Biz de bir Kürt partisiyiz. Burada faaliyet göstereceğiz. Yani bu süreci de etkiledi. Yani Türkiye'nin Suriye politikası, Kürdistan Demokrat Partisi'nin Suriye bölgesindeki, yani Kürt bölgesindeki politikası bence bugün bu kadar önemli oranda. Yani Öcalan'ın yeni bir stratejik konum talep etmesi oranında şeyi etkiledi diye düşünüyorum. Ama yani nedir? Bu dönem bir kere çok geç kalmış bir biçimde Arap Baharı kendi Berlin duvarını yıkıyor. Yani Orta Doğu'da yaşanan şey bu. Ve tabii eş zamanlı baktığınız zaman aslında Türkiye'de son 10 yılda 1989'da çöken duvar ve o meydana gelen muazzam değişim sürecini şimdi yaşıyor. Yani bu yüzden de Yusuf demin vefat eden, o öldürülen kızdan bahsederken benim de aklıma şey geldi. Şimdi ben de 90'lı yıllarda bir Kürt olarak benim bu ülkede ve bu ülkenin politikasından memnun olmam için hiçbir sebep yoktu. Ama şimdi bu politika beni memnun ediyor. Niye? Çünkü bir tanınma politikası bu her şeyden önce. Yani ben mensubu olduğum halk tabii, yani sadece yani bu çerçevede kalan bir şeyim yok. O yanlış anlaşılmasın ama başka konularda da, azınlıklar konusunda da. Yani şu an Kuzey Irak'la Türkiye'nin kurduğu ilişki, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Kürtleri büyük oranda memnun eden bir ilişkidir. Ama bu ilişkiyi zora sokmaya çalışan kesim kimdir? Yine bu kesimdi. Yani işte Türk Ulus Devleti'nin behemal işte Musul'a, Kerkük'e kadar uzanması gerektiğine dair fikri olan, hatırlayalım Ertuğrul Özkök, Erbil'i öyle bir bombalamalıyız ki işte o bombalamadan sonra Orta Doğu'daki 100 yıllık hesaba Türkiye yeniden oturmalı. Yani 100 yıllık hesaba oturacaksak bu Erbil'in bombalanmasından geçiyor. Yani bunları hatırlamamız gerekiyor. İyi ki Türkiye'nin öyle bir dış politikası olmamış. Ama yani işte ama istenen buydu. Eğer şimdi, 1 Mart tezkeresi geçseydi, hiç şey yapmayalım, bugün Ergenekon davasında mutlaka Ergenekon'un Erbil kanadı, Süleymaniye kanadını görürdük karşımızda. Yani eğer ordumuz şeye geçseydi, yani o tezkere geçip de işte Amerikan ordusu ve Türkiye'nin de tabii doğal olarak oraya asker göndermesi şimdi söz konusu olsaydı. Mısır politikasına kabaca baktığım zaman bir de şunu görüyorum. İlk anda darbe oldu. Kimse darbeye darbe demedi. Bir tek Türkiye dedi. Aradan biraz zaman geçti. Darbeye destek olmak isteyenler kuyruğa girdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Almanya falan filan. Bunlar darbeye destek olma kararları aldılar. Vaatlerde bulundular. Şey gibi böyle düğünde, hani sizin o tarafta çok görüyordum öyle şeyler. İşte gelinin kaynanası işte 1 milyon lira falan filan gibi. Bunlar vaatlerde bulundular. Türkiye'nin dış politikası açısından söylüyorum. Darbenin ilk günlerindeki durumla bugünkü duruma baktığım zaman şöyle bir şey var. Başkalarının politikaları azıcık Türkiye'nin politikasına doğru yaklaştı. Amerika eleştirel bugün bir açıklama Amerika'dan yaptı. Geçici olarak yardımın durdurulmasına yönelik karar çıktı. O geçici olacağı kesindir. Evet. Amerika'da bir miktar kınadı. Avrupa'dan da bazı kınama açıklamaları geldi. Ayrıca yoğun bir şekilde Türkiye'nin Mısır'a bir çözüm planı önerme çabası vardı. Zannediyorum Mısır'daki darbe yönetimi bu plandan kaçmaya uğraşıyor bununla ilgili. Yani Mısır'ın hızlı bir şekilde demokrasiye geçmesi açısından
bizim dışişlerinin, Türk dışişlerinin hazırladığı, bu konuda Türkiye'ye destek veren Güney Afrika var, İsveç var. Belki buna bir iki ülke daha katılmış, Katar var. Bir iki ülke daha katılmış olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Katliam şiddetlendikten sonra Türkiye'nin pozisyonuna başka ülkeler biraz daha fazla yaklaştı eskisine Hollanda nazaran. Hollanda'da var galiba değil mi? Olabilir. Ben bazı şeyleri kaçırmış olabilirim. Ama böyle bir diplomasi var. Yani şunu demek istiyorum. Romantik bir dış politika gibi görünüyor ama kendi tezini bütün dünyadaki bütün diplomasilerden daha fazla, daha yoğun bir enerjiyle bütün masalarda kendi tezini ortaya koyan ve her halükarda mağlup olsa bile haklı olan bir pozisyonu var Türkiye'nin Mısır karşısında. Şöyle yani onu söyleyeyim. Şimdi evet. Hem iyi hem doğru, başarılı hem başarısız bir şeyi aynı anda yapan bir Türkiye var. Şöyle, dış politika çok fazla pragmatizm üzerinden okunuyor. Şimdi pragmatizm belki de son 100 yılın en belirgin, en fazla kalıcı olan bakışı olmuş dış politikada. Şimdi pragmatik bakmadığınız zaman, ilkesel baktığınız zaman yadırganıyorsunuz ve niçin öyle baktığınız soruluyor. Ve ilkeselliği o kadar hakikaten romantik, evet, romantik buluyorlar ki ilkesel olan şey kimliksel olarak okunuyor. Ve dolayısıyla AK Parti'nin duruşu kimliksel olarak okundu. Yani Müslüman kardeşlere yakınlık, işte bizatihi Müslüman olmak, Orta Doğu ile ilişki kurmak vesaire ve ilkesel olanla kimliksel olanın bu meczetmesi karşısında AK Parti de doğru bir ayrışma yapamadı. Yani bunu anlayamadı yani. O hala benimki ilkesel, benimki ilkesel demeye devam etti. Evet. Fakat bu bir algılama meselesi ve dünyanın genelinden bakıldığı zaman da zaten daha önce ilk başta konuştuğumuz konuların da etkisiyle yani bir tür AK Parti karşıtlığı, dünyaya böyle sunulması, otoriterleşen falan filan. Zaten genel kamuoyunun AK Parti'nin yaptığı her şeyi kimliksel olarak yorumlamaya yönelik bir bakışı var. Mesela şu anda Tayyip Erdoğan'ın gidip Kahire'de laiklikten bahsettiği unutuldu. Unutuluyor evet. Tabii. Halbuki o çok devrimsel bir olay yani. Sade Kahire'de değil. Ben de şahidim. Hem Kahire'dekini oradaydım çünkü hem de Tunus'ta yaptı. Aynı konuşmayı yaptı. Yani Türkiye'nin yanlışı aslında bu algının niçin var olduğunu ve bu algıya karşı bu söz konusu ayrımı nasıl yapabileceği üzerine çok fazla kafa yormadı. Şimdi aklıma geliyor bu ifadesi oradaki İslamcı çevrelerde çok bir infial izlendi, çok tartışıldı ve epeyce de yazılar çiziler ve çok karşı yazıldı. Çıkıldı yani bayağı bir reddedildi tabii, bir sürü insan tarafından. Şimdi Mısır'da sizde kalmıştık. Ha ben tabii yani bugün işte bu Mısır'la ilgili Türk dış politikasının çabası elbette ki bir yönüyle yani Mısır'da bir iç savaşın çıkmasını tıpkı Suriye'de olduğu gibi engellemeye yöneliktir aslında bir bakıma da. Fakat burada şimdi aynı eleştiriler Suriye meselesinde de gündeme geliyordu hatırlıyorsanız. Yani dolayısıyla Etyen'in bu bahsettiği kimliksel problem aslında AK Parti'nin de çok da tahayyül ettiği bir problem değildi. Yani bir yönetim eğer işte Sünni Müslüman, İslam Müslümansa ona yakın durmak değilse uzak. Hayır öyle değildi. Yani Esad yönetimiyle 2003-2004'te en iyi ilişkiler yine bu hükümet zamanında kuruldu ve Sayın Davutoğlu birkaç kez de ifade etti. Yani Esad'ı demokratik geçişe ikna etmek için Türkiye'nin gösterdiği çabayı. Yani evet. Bugün Türkiye çok haksız bir biçimde işte Suriye'de ki savaşın müsebbibi bir politika izlemekle suçlanıyor ama aslında hiç de böyle değil. Yani Esad'ın dünyaya verdiği mesaj 2003 Irak işgali aslında Esad'ı da zor durumda bırakan bir dönemin başlamasına yol açtı. Ve Esad hatırlayalım hep beraber o dönemde sürekli dünyaya Suriye'nin demokratikleşmesi için adımlar atacağını falan söylüyordu. Ve biraz da inandırıcı geliyordu bu Beşer insanlara. Beşer üçgeninden biriydi Suriye'nin evet, dönem. Ve Türkiye'de iyi ilişkiler tabii, kurdu. Yani aslında Suriye'yi bir hayat öpücüğü oldu. Aynen o öyle. O dönem Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore. Evet.
göre İran, evet, Suriye diyordu. Yani yani Batı aslında Esad'a tanıdığı bu zamanlamayı Esad çok kötü bir biçimde kullandı. Ama bu zaman tanıma meselesini Türk dış politikası Batı'nın algıladığı ve formüle ettiği bir biçimde hiçbir şekilde ortaya koymadı ve düşünmedi. Tam tersine, evet sana zaman tanınıyor ama bu zamanın karşılığı senin demokratik adımlar atmandır. Türkiye şeyin, Suriye'nin bu sistemden kurtulmasını sağlayacak bir şey daha var. Sonuna geldik de şimdi Türkiye'de Mısır'daki direnişle bir dayanışma var. Bunu yer yer görüyoruz ve mesela şu selam, evet, Rabia selamı Türkiye'de de epeyce yaygınlaştı ve Başbakan Erdoğan da Bursa'daki konuşmasında bu şekilde selamladı topluluğu. Evet. Bunun da Türkiye'deki dayanışma kültürünü ve eylem kültürünü yeni bir boyuta taşıdığını düşünüyorum. Şu anda ben bu bahse biraz daha gireriz diye ümit ediyordum ama programı artık kapatmamız gerektiğini söylüyorlar. Son cümlemizi söylememiz gerektiğini söylüyorlar. Nihal Bengüsü Karaca'nın bu konuda bir söyleyeceği varsa onu alalım, programı öyle kapatalım. Ben ulus devlet sınırlarını aşan ve velev ki kimliksel olsun, yani evet kimliksel, bu türden insan insana bağıntıları önemsiyorum. Evet. Yani burada hani kimlik, hani evet aynı dine mensup olmak, İslam kardeşliği diyeceğimiz olgu. Bu olgu üzerinden yani Türkiye'de, İstanbul'da, Eminönü Meydanı'ndaki birinin canının Mısır'daki darbe karşıtları için yanmasını çok değerli buluyorum, çok eşsiz buluyorum. O anlamda bu gösterileri düzenleyen insanların hem sandık için, yani sandık için ölünüyor dünyanın bir yerinde. Çok ilginç. Burada Türkiye'de demokrasi sandıkla ibaret değildir, sen yanlış biliyorsun demokrasiyi diye sürekli demokrasi dersleri verirken hükümetin başına. Aslında bölgede komşumuz sayılabilecek bir ülkede sandık için insanlar katlediliyor. Bu anlamda sandık aslında bir çifte metafor olarak, yani çok önemli bir metafor olarak teberrüz edip önümüze geliyor. Bu anlamdan bu gösteriler çok değerli. Öte yandan daha önce hatırlıyorsanız darbe karşıtlarının bulunduğu meydana Rabiatül Adeviye deniyordu. Bazen Adeviye deniyordu ama daha sonra orada Rabia ismi öne çıktı. Rabia tasavvuf tarihinde öne çıkan bir kadın evliyadır. Tövbe etmiş bir kadın evliyadır. Veliler arasındaki az sayıda ismi öne çıkmış, tarihselleşmiş bir kadın olması sebebiyle bu direnişin, bu demokrasi direnişinin, bu liderine sahip çıkan, oyunun hesabını soran, oyunun arkasında duran insanların uğradığı zulmün ve yani uğradığı zulme karşı çıkışın sembolünün bir kadının, böyle bir kadın velinin ismi olması benim için ayrıca çok anlamlı. Evet. Teşekkür tabii ediyoruz. Tabii tatsız, evet, sloganlar da atıldı. Kahrolsun demokrasi gibi. Çok, evet, küçük bir grup tarafından. Ama onun da aslında programın ortasında söylediğim gibi Batılı şimdi devletlerin bizi çifte standart... Bizi buradan kaldırıp atacaklar. Hayır, bu, ama şu cümleyi söyleyeyim. Evet. Yani bu şey aslında hani Batılı devletlerin çifte standartta demokrasi tanımına. Yani demokrasi benim malım, bunu ben tanımlarım. Sana veririm, ona vermem şeklindeki o kaprisine duyulan öfke olduğunu düşünüyorum. Demokrasiye yöneldiğini düşünmüyorum. Evet. Demokrasiye sahip çıkan ve onu dilediği gibi bozup dezenform, yani bozan, yeniden yaratan o Batı'nın tavrına olduğunu düşünüyorum, evet, bu tepkinin. İyi akşamlar diliyoruz. Programı burada kapatıyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle efendim.